Sağ ol, Allah razı olsun. Valla daha bu sabah bilgi almadık. Dün akşam aldığımız bilgiye göre %75-%80'e varan yanığı var. Bir de solunum cihazına bağlı. Herhalde oldu mu? Tek duamız işte iyi olmasın. Dua bekliyoruz, başka bir şey yok. 2009 muamelesi. Evet. Yani biz akşam saat şeye gidelim, ben yatsı namazına gidelim. Bir telefon geldi. Ekeye de patlama var dendi. Hemen toparlandık köyden, gittik ama sıra işte. Durum böyle. İki tane çocuğu var işte. Hanımı var. Madende çalışıyor. Evet. Evet, evet, burada. Babasıyım burada, bu annesi. Yani yapacak bir şey. Sami bulduk. Sami bulduk. Erol bulduk. 83'lü. Tamam, oldu. Televizyonlardan, herkes nasıl aldıysa biz de öyle aldık işte, televizyonlardan, internet sitelerinden. Öyle yani. Bekliyoruz. Herkesten dua istiyoruz. Tek istediğimiz şu an dua, bol bol dua. İki çocuğum var. İki oğlumuz var. Gördüm dün. Nefes aldığını gördük çok şükür. Durumu kritik ama iyileşecek insan inşallah. Yani diyecek bir şey de yok. Bu acı anlatılmaz. Kesinlikle anlatılmaz. Yani yaşanması gerekiyor. Çok kötü bir durum. Rabbim onu bize bağışlasın. Diyecek bir şey yok. Bugün bilgi verecek misiniz? Bugün verecekler. Onu bekliyoruz. Hocalarımızdan inşallah. Onu bekliyoruz burada şimdi. Siz de eşiydiniz değil mi? Evet, eşiyim. Tıkanıyorum, kalıyorum. İşte. Çok sağ olun, çok sağ olun. Biz internetten öğrendik başka bir şekilde. Evdeydik o saatte. Sonra Bartın Amasra'ya gittik. Çıkarıldı dediler. Bartın Devlet Hastanesi'nde diyebiliyorduk. Devlet Hastanesi'ne gittik. Sabaha kadar orada bekledik, sabah 10.30'a kadar falan. 10.30'da Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü'nden aradılar. İstanbul'a sevk edildiler, bir isim yanlışlığı olmuş. Sabah 10.30'da valimiz biz öğrenince özel arabayla bizi buraya yönlendirdi. Bekliyoruz. Gördünüz mü? Hayır, annem gördü sadece, ben göremedim. Neler hissediyorsun? Acı bir durum. Anlatılacak bir şey yok. Dua istiyoruz, dua ediyoruz. Başka da bir şey yok. Bu kadar. Sağ olun, teşekkürler. 2009'da başladı. Çalışıyordun, iyiydin. Nasıl ailesiyle arası nasıl oluşuyor? İyi miydi sizle arası? İyiydin, iyiydin, iyiydin. Hafta sonlarında köye geliyordun. Sizler çıktığında böyle hayır duası ediyor muydunuz arkasından? Ediyorduk ama ben ilk başta korktuydum. Ocak diye, hani istemiyordum. Ne yaptı? İşsiz kaldı, girdi. Ondan dolayı girdi, siz evet, girdi, ama. Girdi. Tabii sizler çıkışında o zaman bir yüreğiniz otluyordu, öyle mi? Ben ilk başlarda hep korktum 15-20 gün. Hep acaba girdi mi, çıktı mı? Çok şükür bir şey olmadı. Artık unuttuk hani iyi diye. İyi gidiyordu. İyi gidiyordun. Kötü şeyler unuttuyduk. Bu sefer işte cuma akşamı var diye işine gitti. 2 saat 4'te girdi. 2 saat geçmeden patlama olduğunu duyduk. Gittik, göremedik. İsmi de yanlış girilmiş. Erol bulduk. Erol Orhan diye girilmiş. Yok, orada hastanede yok. Ölenleri içinde yok. Buraya gelenleri biliyoruz. Bunları içinde de yok. İsmi yanlış diyor. İsmi yanlış olmuş. Zaten isyan ettik Allah'tan. Siz o zaman neler hissettiniz peki? Nereye gitti bu çocuk dedik. Acaba dedik bu sedyeden düştü de. Kakvatlan bir yere dedik. Her şey dedik. Şimdi nasıl efendim durumu var mı bilginiz? Eşi girdi, ben görmedim ki. Göstermeyelim. Camı arkasında eşi görmüş. Bilgi verdiler mi? Nefes alıyor dedi, makineye bağlı. Bilgi veriyorlar, verdiler. Şu anda uyutuyorlar o zaman. Uyutuyorlar. 2-3 gün daha uyuyacak.